Korkunç bir suçun ardından, iki küçük çocuk karanlık düşünceleri ve trajik geçmişleriyle baş başa kalır. Yaklaşan bir karar kaderlerini belirleyecektir ama bu acımasız dünyada onları ne beklenmektedir? Annelerinin şefkatinden ve korumasından mahrum kalan, acı ve kayıplarla dolu bir dünyaya dalan bu iki çocuğun, böylesine korkunç bir kayıptan sonra mutluluğu bulup bulamayacakları sorusu hala cevapsızdır. Cevaplar insan ruhunun derinliklerinde gizlidir. Sıradan bir çift gibi görünüyorlardı, sonlarının böyle olacağını hiç düşünmemişlerdi. Bir gün Mila'yı okula bırakırlarken, Mila motosikletine, o da arkasına biner. Florence Susana Gusu'nun Mendoza, Arantin'deki komşularından biri olan Virginia'nın bu öyküsü, ailede istismarcı bir erkek olduğunda uyarı işaretlerini fark etmenin ne kadar zor olduğunun bir yansımasıdır. Bu vakada, tüm Arantinlileri duygusal olarak etkileyen bir adam vardı. Florence'in eski ortağı Ignacio Agustin Notta'nın ne kadar tehlikeli olduğunu kimse fark etmemişti. Florencia Susana Gusu, 30 Mart 1994 tarihinde Arjantin'in Mendoza eyaletine bağlı Las Consultas şehrinde doğdu. Çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkin ayrıntılar gün ışığına çıkmamıştır. Sporun, özellikle de futbolun onun tutkusu olduğu açıkça görülüyor. Lena'daki Atletico Sanse futbol kulübünde oyuncuydu ve yaşı ilerledikçe futbola devam etti. Ayrıca rugby ve crossfit gibi başka sporlarla da ilgileniyordu. Yaklaşık 22 yaşındayken Florence, Mila adını verdiği ilk çocuğuna hamile kaldı. 2 yıl sonra Amber'i dünyaya getirdi. Çocuklarının ebeveynleri hakkında, her ikisinin de sınır devriye memuru olduğu ve Florence gibi Las Consultas'ta oldukları bildirildi. Medya tarafından sadece Marina olarak tanıtılan sporcunun bir arkadaşı, her iki erkeğin de çocuklarının hayatında her zaman var olduğunu belirtti. Bir ıslah evinde çalışan annesi ve kız kardeşinin koşulsuz desteğiyle velayet Florence'a verilmiş olmasına rağmen, isimleri medyada açıklanmadı. Mendoza eyaletindeki Valde Uca Yüksek Eğitim Enstitüsü'nde hijyenik güvenlik teknisyeni olarak mezun oldu, ancak daha sonra mesleğiyle ilgisi olmayan başka faaliyetlerde bulundu. Atletik başarıları ve formda kalmak için büyük çaba sarf ederek elde ettiği atletik vücudu, spor giyim ve iç çamaşırı markaları için modellik yapmasına yol açtı. Ayrıca sosyal medya hesaplarında yayınladığı videolar ve reklamlar da yaptı. Tanıdıkları, aynı anda farklı şeyler yapabildiği için, onu çok yönlü bir kadın olarak görüyorlardı. Tahmin edebileceğimiz gibi, sporu annelikle birleştirmişti. Onu tanıyan herkes mükemmel bir anne olduğunu düşünüyordu. Hayatta kalabilmek için farklı şeyler sattı, giysi sattı ve Mendoza eyaletinin Şili'ye yakınlığı nedeniyle komşu ülkeye giderek elektronik eşya satın aldı. Bu elektronik eşyaları daha sonra tanıdıkları arasında sattı. Florence gerçekten de herkes için gerçek bir kadın olarak görülüyordu, zorlukların üstesinden gelen, çocukları için savaşan ve herkese her zaman gülümseyen bir kadın. Hayatta en iyi iyileştiren bir kadındı. Ama ne yazık ki Ignacio onun yoluna çıktı. Spor alanındaki faaliyetlerinin bir parçası olarak Florence, Cena'dan Ignacio Agustin Notta adında kendisinden 2 yaş büyük bir adamla tanıştı. Herkes onu Nacho olarak tanırdı. 1,80 cm boyundaydı, rugby oynardı, spor salonuna giderdi ve atletik ve kaslı bir vücuda sahipti. Floransa'daki arkadaşlarına kendisinin de söylediği gibi muhasebeci olarak geçimini sağlıyordu. Romantik bir ilişkiye başladılar. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyordu. Toplum içinde mutlu görünüyorlardı ve iyi geçiniyor gibiydiler. Ancak gerçekte evdeki durum oldukça farklıydı. Florence arkadaşlarına bu adamın çok kontrolcü, çok kıskanç olduğunu ve ayrıca sosyal medya faaliyetlerinden hiç hoşlanmadığını söyledi. Florence çok karizmatikti ve sosyal medyada ne zaman bir şey paylaşsa çok fazla beğeni alıyor ve takipçi sayısı artmaya devam ediyordu. Florence, eşi Ignacio'nun hoşlanmadığı aktif bir yaşam sürüyordu. Aileye gelir getiren faaliyetlerle uğraşıyor
ve bunu bırakmayı hiç düşünmüyordu. Florenc'in adının açıklanmasını istemeyen bir arkadaşı, Arjantin'de yayınlanan bir yayına Florenc'in endişelerini onunla paylaştığını söyledi, Ignacio sürekli onu izliyordu. Florenc'in arkadaşları Ignacio'nun aşırı kontrolcü, hatta saplantılı olduğunu düşünüyorlardı. Buna rağmen ilişkilerini sürdürmeye ve bir gelecek inşa etmeye karar verdiler. Hatta bazıları evlendi, ancak çoğu kişi onları sadece ev arkadaşı olarak görüyordu. Bir yerleşim bölgesinde bir daire kiralamışlar. Ignacio'nun kıskançlığına rağmen, Florenz bağımsızlığını korumaya çalıştı ve bu da bazen ayrılıklara yol açtı. Ancak Ignacio her seferinde özür diledi ve yeniden bir araya geldiler. Zaman geçtikçe tartışmaları daha da şiddetlendi ve fiziksel çatışmalara dönüştü. Ignacio daha uzun ve güçlü olmasına rağmen, Florenz savunmacı olduğunu iddia ediyordu. Arkadaşları bunu doğruladı, ancak hiçbiri onun dövüldüğünü görmemişti. Florenz sık sık makyaj yaparak istismar izlerini gizliyordu. Ignacio'nun sürekli ilgi görme ihtiyacı, Florenc'in dikkatini çekmek için oğlu Milo ile rekabet etmesine neden oldu. Çiftin arkadaşları Ignacio'nun çocuğu nasıl ihmal ettiğini, hiçbir ilgi ya da anlayış göstermediğini fark ettiler. Florenc'in kızına biraz daha tahammül etti. 2023 ün son çeyreğinde Florenz arkadaş grubuyla arasına mesafe koymaya başladı. Bunu Ignacio'nun onları görmesini yasaklamasına bağlıyordu ve birçok kişi ona inanıyordu. Ancak diğerleri onun abarttığına inanıyordu. Ignacio, Florenc'in arkadaşlarıyla buluştuğunda mutlu, şakacı, çekici ve konuşkan görünüyordu. Herkes onun harika bir adam olduğunu söylüyordu. Birçoğu Florenc'in sözlerinden şüphe etmeye başladı. Florenc'in arkadaşları ayrıca Ignacio'nun futbol antrenmanlarına gitmesini yasakladığını ve bunun da sık sık tartışmalara yol açtığını belirttiler. Onun oyun oynamasını istemiyordu ve sadece evde onunla birlikte olmak istiyordu. Ama Florenz asla itaat etmiyordu ve bu yüzden sık sık tartışıyorlardı. Bu sırada Florenz sanatsal yeteneğini keşfetmeye başladı. Bir dövmeciydi ve Ignacio'nun şiddetle onaylamadığı sosyal ağlarda aktif olarak tanıtım yapıyordu. Çiftin kavgaları giderek şiddetlendi ve fiziksel şiddete dönüştü. Bazen Florenz polisi aramak zorunda kalıyordu. Bir keresinde bir arkadaşıyla polise bile gitti, ancak Ignacio ona değişeceğine söz verdiği ve bir daha ona el kaldırmayacağına dair güvence verdiği için şikayette bulunmadı. Ancak hiçbir şey değişmedi. Kasım 2023'te, Florenc'in arkadaşı Juana, Ignacio'ya karşı şikayette bulunmak için onu görmeye geldi. Florenz bir hafta önce ondan ayrıldığını iddia etti ama adam evi terk etmeyi reddetti. Bunu sadece kendisi için değil, Ignacio son derece agresif olduğu için çocukları için de tahammül edilemez buluyordu. Florenz ifadesinde Ignacio'nun kendisinden para çaldığını da belirtmiştir. Florenc'in arkadaşına göre, varlıklı bir aileden gelen Ignacio'nun annesi özür diledi ve çalınan eşyaları iade etmeyi teklif etti. Florenc'in taleplerinden biri de ona yaklaşma yasağının uygulanmasıydı. Ignacio sadece evinde yaşamaya devam etmekte kalmamış, aynı zamanda onu takip etmiştir. Yetkililer psikolojik değerlendirme talep etti. Bir tutuklama emri çıkarılmasına rağmen, hemen uygulanamadı ve en az bir hafta beklemek zorunda kaldı. Bürokratik işlemlerden tatmin olmayan Florenz, arkadaşının başından beri yanında olduğu evine döndü. Bir hafta sonra Florenz durum değerlendirmesi yapmak üzere çağrıldı. Ancak o zaman, ekspertiz sonuçlarına göre, yaklaşma yasağı getirilebilirdi. Ortak bir hesap kullandıkları için saldırgan tarafından her yerde, hatta sosyal medyada ve Netflix'te bile psikolojik tacize uğrayan Florenz için çok uzun bir hafta oldu. Yasaklama emri nihayet çıktığında, Ignacio bunu görmezden geldi ve Florenz için bir tür gölge haline geldi, onu her yerde takip etti.
Aralık 2023'te Ignacio, Florence'in affetmesi için yalvarıp yakararak onu ilişkiyi sürdürmeye ve onunla birlikte yaşamaya geri dönmesine izin vermeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Florence, Ignacio ile herhangi bir romantik ilişkiye devam etmeme kararından vazgeçmedi. Bu stratejinin başarısızlığıyla yüzleşen Ignacio, evsiz olduğunu ve ailesiyle sorunları olduğunu söyleyerek Florence'dan merhamet uyandırmaya başladı. Bunu gören Florence, Ignacio'nun kendisine dönmesine izin vermeye karar verdi, çünkü onun için çok üzülüyordu ve acı çekmesini istemiyordu. Sonraki aylarda da işler aynı şekilde devam etti, Ignacio, Florence'in gölgesi olarak kaldı, onu takıntı haline getirdi ve her yerde onu takip etti. Bu durum 2024 yılının ilk çeyreğinden Nisan ayına kadar devam etti. 5 Nisan 2024'te Florence'in annesi hafta sonunu geçirmek üzere en küçük torununu yanına aldı. Böylece Florence, video oyunlarını çok seven 7 yaşındaki en büyük oğluyla evde kaldı. Gece yarısı, Ignacio motosikletiyle apartman kompleksine geldi. Hastalıklı kıskançlığı yüzünden Florence ile tartışmaya başladı, durum tırmandı ve tüm öfkesini ona kusarak vücudunda darbeler bıraktı. Ayrıca onu elleriyle boğmuş ve ancak artık nefes almadığından emin olduğunda gitmesine izin vermiştir. Daha sonra bir not yazmış ve herhangi bir komşunun okuyabilmesi için kapıya bantlamıştır. Daha sonra bir gardıroba gitti, bir tel aldı, bir ucunu mobilyaya diğer ucunu da boynuna bağladı ve kendini astı. Gecenin bir saatinde komşular Florence'in dairesinden gelen yüksek sesleri duydular, ancak kısa süre sonra sesler kesildi ve komşular bu seslere pek aldırış etmediler. Ancak saat 16.00 sularında bir site sakini Florence'in dairesinin penceresinde, 911'i arayın, çocuklar yalnız, yazılı bir tabela fark etti. Bu durum komşularda büyük endişe yaratmış ve kapı zilini çalmışlardır. Kapı Florence'in oğlu 7 yaşındaki Milo tarafından açılmış. Bir komşusu tarafından anne ve babası sorulduğunda Milo odada olduklarını söylemiş ve cevap vermemiştir. Video oyunları oynadığını ama acıktığını söyledi. Komşu hemen 911'i aradı ve polis olay yerine geldi. Evde bulunan ve konuşulabilecek tek kişi olduğu ortaya çıkan Milo'yu sorgulamaya başladılar. Milo da komşusuna daha önce söylediklerinin aynısını söyledi, annesi ve Ignacio odadaydı ve cevap vermediler. Polis yatak odasına yaklaştı ve kapının içeriden kilitli olduğunu gördü. Kapıyı açmaya karar verdikten sonra korkunç bir manzarayla karşılaştılar, Florence yerde yatıyordu, ölmüştü ve vücudunda darbe izleri vardı. Ayrıca yakınlarda kan lekeleri vardı. Ignacio'nun cesedi de boynunda bir ilmikte bulundu. Derhal bir soruşturma ekibi çağrıldı ve dosya 17. Bölge Savcısı Gustav Pila'ya teslim edildi, o da dosyanın aile içi şiddet bağlamında ölümler için aktif hale getirilmesini emretti. Adli tıp uzmanları olay yerini inceledi ve ailenin yaşamının nasıl olduğunu öğrenmek için komşularla da görüştü. Böylece çatışmalı bir ilişkinin trajik sonu ortaya çıkmış oldu. Medya olay yerine ulaştığında komşular temkinli davranarak şüpheli bir şey duymadıklarını ve rahatsız edici bir durum fark etmediklerini belirttiler. Ancak kameralar ve mikrofon kapatıldığında, komşular Florence ve Ignacio arasındaki ilişki hakkında ayrıntılar vermeye başladı. Bir komşusu Kasım 2023'te onu evinde şok halinde bulduğunu bildirmiştir. Kadına ne olduğunu sormuş ve kadın, eşinin kendisini dövdüğünü ve banyoya kilitlediğini söylemiştir. Savcılıktan alınan bilgiye göre, o dönemde Ignacio hakkında ne olduğunu öğrenmek amacıyla bilgilendirici bir soruşturma yürütüldüğü de öğrenildi. Ancak delil yetersizliği nedeniyle dava daha fazla ilerlemedi. 7 Nisan Pazar günü adli tıp testlerinin ilk sonuçları açıklandı. 30 yaşındaki Florence'in vücudunun her yerinde çok sayıda çürük olmasına rağmen ölüm nedeninin mekanik boğulma olduğu bildirildi. 32 yaşındaki Ignacio'nun ise Florence'in hayatına son veren kişi olduğu doğrulandı. Florence'in çok sevildiği Mendoza'da şok hüküm sürüyordu.
Onu tanıyanlar, sporda bir otorite olduğu için vefatından dolayı başsağlığı diledi. Mendoza Eyaleti Kadınlar Futbol Ligi Başkanı Juliana Diaz, Florence'in ligdeki birçok kulüpte forma giymiş gerçek bir sporcu olduğunu ve tüm kurumların gözdesi olduğunu söyledi. Aynı zamanda kullanıcılar sosyal medyada, partner şiddetinden muzdarip kadınların refahını sağlamak için devletin kolluk kuvvetleri tarafından alınan önlemlerin etkisizliği hakkında aktif olarak tartışıyorlardı. Club Atletico Argentina oyuncuları onu özellikle çocuklarına hitaben sevgi dolu bir mesajla uğurladı. Mendoza Jimnastik ve Eskrim Kulübü de kadının ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek tüm aileye başsağlığı diledi. Feminist örgüt Vali Uca, sosyal medya aracılığıyla yaşananları reddederken, devletin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tüm mağdurlarına gerçek, etkili ve zamanında koruma sağlaması gerektiği konusunda ısrar etti. Trajik sonuçlardan kaçınmanın tek yolu buydu. Kriminal soruşturma ekibi yakındı. Bildikleri tek geçmişin Kasım 2023'te Florence'in yakın mesafeden uzaklaştırma emri talep ettiği zaman olduğunu söyledi. Savcılığa göre, o andan suçun işlendiği güne kadar, daha sonra belirlenen yakınlık yasağının ihlal edildiğine dair herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Savcılık olayın kadın cinayeti olarak değerlendirildiğini belirtti. Ancak Ignacio Agustin Nota bu suçtan hayatını kaybettiği için davanın kovuşturulmasına son verilmiştir. Aynı duyuruda savcılar, Florence'in 7 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının velayetinin at olarak bilinen teknik, disiplinler arası bir komite tarafından belirleneceğini söyledi. Ancak karar verilirken, çocuklar annelerinin ailesinin gözetiminde kalmaya devam ediyor. Çocuklar için en uygun olacak sosyal, ekonomik ve duygusal bağlamı değerlendirmelidir. Değerlendirme tamamlandıktan sonra, aile mahkemesi nihai velayetin belirlenmesi için bir talep alacaktır. Arjantin yasaları, çocuklarla kiminle yaşamak istedikleri konusunda mülakat yapılmasını ve bu görüşün dikkate alınmasını öngörmektedir. Hukuki boyutunun yanı sıra, Florence Susana Gunyasu'nun ölümünün iki küçük çocuğu annelerinin ilgi ve sevgisinden yoksun büyümeye mahkum ettiği de bir gerçektir. Ülkelerindeki binlerce çocuk tarafından paylaşılan trajik bir durumdur. Arjantinli kuruluşlar Meeting House ve Luja Perez Observer tarafından, 2023 yılında yayınlanan verilere göre, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet bağlamında annelerinin ölümü nedeniyle 15 yılda 4.000'den fazla çocuk yetim kalmıştır. Ülkedeki bu belanın ciddiyetini yansıtan korkutucu bir rakamdır. Anne Krigel olarak da bilinen Anastasia Krigel, 18 Şubat 2004 tarihinde Sibirya'da bulunan sanayi şehri Novokuznetsk'te doğdu. Hayatının ilk birkaç yılını bir yetimhanede geçirdi. Kız çocuğu 10 Ağustos 2006 tarihinde yabancı bir çift tarafından evlat edinildi. Anna'yı evlat edinen ebeveynleri Geraldine Krigel ve kocası Patrick Krigel'di. Aslen Fransalıydılar, ancak son birkaç yıldır İrlanda'da yaşıyorlardı. Anna'yı evlat edinen ebeveynlerin başarılı ve istikrarlı bir hayatı vardı. Geraldine İrlanda'nın en büyük taşımacılık şirketinin hukuk departmanında üst düzey yönetici olarak çalışıyor, Patrick ise Dublin'de Fransızca öğretmenliği yapıyordu. Belli bir noktada, adam normal faaliyetlerinden çekildi ve boş zamanının çoğunu kızını yetiştirmeye adadı. Annenin anne ve babasının her ikisinin de doğduğu yerle kültürel bağları olmamasına rağmen, her ikisi de onun kökleriyle bağını koparmaması için çok çalışmışlardır. Belki de bu yüzden kızın adını değiştirmediler. Geraldine ve Patrick'in kızlarına duydukları sevgi her şeyi kapsıyordu ve karşılıklıydı. Kadına göre anne her gece iyi geceler dilemek ve onları ne kadar çok sevdiğini söylemek için odalarına gelirdi. Kız, olumlu bir atmosferin olduğu bir evde büyümüş olmasına rağmen, yine de bazı zorluklarla karşılaştı. Sorunlar erken yaşlarda başladı. Çocukken geçirdiği çeşitli tıbbi prosedürlerle ilişkili yan etkiler, yaşamının ilerleyen dönemlerinde bazı komplikasyonlara yol açtı. İlk kötü haber, doktorlar kızın sağ kulağında bir tümör keşfettiğinde geldi.
Anna 5 saatlik bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Sonunda tümör alındı ve doktorlar her şeyin yolunda gittiğini düşündü. Ancak daha sonra kızın yapılan müdahaleler sonucunda işitme yetisini kısmen kaybettiği öğrenildi. Buna ek olarak, ameliyattan dolayı başının arkasında çok görünür bir yara izi kalmıştı. Bu tümör, kızın bir süre önce koşu yaparken ayağının takılması ve düşerken çenesini sert bir şekilde çarpması sonucu geçirdiği başka bir yaralanmaya ek olarak ortaya çıkmıştı. Geraldine'ye göre Anna her zaman yaşından daha büyük görünüyordu. Kız bunu genetiğine bağladı ve Sibirya'daki kadınların daha hızlı büyüme eğiliminde olduğuna ikna oldu. Kız, yaşıtlarının boy ortalamasından daha uzundu. Aslında Anna'nın büyüme süreci o kadar hızlıydı ki, ergenlik dönemine henüz girmişken kaslarında ve kemiklerinde ağrılar yaşamaya başladı. Bu nadir görülen bir durum değildir ve gelişimlerinin zirvesinde olan pek çok genç insanda görülür. Ağrılı hisler genellikle gençlerin kas ve kemiklerinin farklı oranlarda büyümesine bağlanır. Buna rağmen, Anna'nın koruyucu ailesi onu mutlu ve neşeli bir kız olarak tanımladı. Güzel şarkı söyleyen sesini her zaman not etmişlerdir. Kız gitar çalmayı bile öğrenmek istiyordu. Müziğe olan ilgisi çıplak gözle bile fark edilebiliyordu. Yürüyüşe çıkarken Anna her zaman en sevdiği mavi kulaklığını yanına alırdı. Yine de asıl tutkusu hala dans etmekti. Saatlerce odasında kalıp müzik dinleyebilir ve dans grubunda öğrendiği çeşitli hareketleri uygulayabilirdi. Ayrıca kız sosyal ağlarda da aktifti. Sık sık dans ettiği ve şarkı söylediği videolar yayınlıyordu. Sadece yaklaşık 100 abonesi vardı, yine de adresinde sık sık hakaret içeren yorumlar alıyordu. Bazı kullanıcılar kendisine zarar vermesini bile tavsiye etti. Kızın dış görünüşü, sınıf arkadaşlarının zorbalığına maruz kalmasının ana nedenlerinden biriydi. Heykelsi boyu ve fiziği ona gururdan çok sıkıntı veriyordu. Ancak, verileri ve dayanıklılığı sayesinde Anna mükemmel bir yüzücü oldu. Zamanla Anna'nın kötüleşen sağlığının ilk işaretleri ortaya çıktı. İlkokulun bitiminden kısa bir süre önce, destek için ilk olarak öğretmenlerinden birine başvurdu. Anna ölüm düşünceleri olduğunu itiraf etti. Anna'nın koruyucu ailesi Geraldine ve Patrick bu duruma çok üzülüyordu. Durumun lisede daha da kötüleşebileceğinden korktukları için, Anna'nın nakil olacağı okulun yönetimiyle görüşmeye karar verdiler. Personelin durumdan haberdar olmasını istediler ve bunun bir şekilde yardımcı olacağını umdular. Anna sınıfta kendini güvende hissetse de, sınıf dışında zorbalık devam etti. Anna'yı taciz edenlerin çoğu bunu okul yılı başlamadan önce yapmaya başlamıştı. En acımasız şeyler yaz tatili sırasında yaşandı. Kendisinden birkaç yaş büyük erkekler ona uygunsuz mesajlar gönderiyordu. Anna sosyal medyada da tacize uğruyordu. En sık karşılaştığı şey buydu. Bunun nedeni büyük ölçüde onun sıra dışı görünümüydü. 13 yaşındayken boyu 1 metre 73 santimetreydi. Geraldine'ye göre, kızı 18 yaşında biri gibi görünebilirdi. En meydan okuyan gençler bazen duygusal ve fiziksel etki arasında gidip geliyorlardı. Böyle bir olay Cadılar Bayramı gecesi meydana geldi. Anna bir gençlik diskosundan çıktığında, yaşıtı birkaç erkek tarafından takip edilmiş. Onu kovalamaya başlamışlar ve içlerinden biri defalarca kollarından tutarak çalılıklara gitmesini önermiş. Ertesi gün kızın ailesi olayı polise bildirmiş. Sonunda, adama sadece bir uyarı verildi. Anna'nın boyunun alay konusu olduğunu belirtmekte fayda var. Sınıf arkadaşları da onun evlatlık olduğuna dikkat çekmişlerdir. Kızın ailesinin sahte olduğunu söylediler. Geraldine ve Patrick birkaç kez okul yönetimine kızlarına gelen saldırgan mesajları gösterdiler. Okul temsilcilerinin nasıl tepki verdiğini söylemek zor, ancak durum hiçbir zaman çözülemedi. Anna hassas bir kızdı.
Elbette, günlük yaşamında mutlu görünebilirdi ama içinde her zaman bir fırtına kopuyordu. Patrick'e göre, kızı diğer insanlara karşı sinirli olmaya başlamıştı. Diğer çocuklarla ortak bir dil bulmaya çalışmış ama sürekli reddedilmiş. Bu durum onun özgüvenini etkilemekten başka bir işe yaramadı. Anna, duygularını tartışmaktan korktuğunu çünkü bunun başka bir alay konusu olabileceğini düşündüğünü söyledi. Özünde kız sıradan bir gençti, gençliğinin tadını çıkarması gerekirdi ama bunun yerine akranlarından korkmak zorundaydı. Korku kelimenin tam anlamıyla kızı sarmıştı. Sonunda davranışları değişti. Anna'nın ailesi onun endişeli olmaya başladığını fark etti. Lisede birkaç kavgaya karışmış, birkaç kez okuldan uzaklaştırılmış. Öyle bir noktaya geldi ki, Anna sahte morluklar yaratmak için gözlerine makyaj yapıyordu. Ayrıca sosyal medya hesaplarında mesajlar paylaşıyor ve bunu başka hesaplardan yapıyordu. Sınıf arkadaşlarından aldığından daha ürkütücüydüler. Çok geçmeden Geraldine bunu öğrendi. Kadın kızından tüm hesaplarına erişim izni vermesini talep etti. Ayrıca cep telefonunun kilidini açmak için kod istedi. O andan itibaren Anna telefonunu kontrol etmeleri için düzenli olarak ailesine verdi. Teftişlerden biri sırasında Geraldine kızının garip bir fotoğrafını keşfetti. Fotoğrafta Anna bir sandalyeye bağlanmış ve gözleri kapalı bir şekilde oturuyordu. Genç kıza göre bu bir şaka fotoğrafıydı. Bununla birlikte kızın duygusal dengesi bozuluyor ve özsaygısı ağır hasar görüyordu. Anna makas kullanarak kendine zarar verecek kadar ileri gitmişti. Bu kriz anında ailesi yardım arama zamanının geldiğine karar verdi. İlk olarak, zor durumdaki gençleri desteklemeye adanmış gönüllü bir kuruluşun yerel şubesi ile temasa geçtiler. Ancak, personeli Anna'nın ailesinin başvurusunu reddetti. Kendini yaralama olayının farkına varmışlar ve kızı, kendilerine karşı saldırganlık eyleminde bulunan insanlara yardım etme konusunda uzmanlaşmış meslektaşlarına yönlendirmişlerdir. Anna 6 aşamalı terapiden geçtikten sonra, Geraldine ve Patrick kızları adına ilk kuruluşa katılmak için yeniden başvurdular. Sonunda kabul edildi. Anna bu yerleri ziyaret ederek istikrar buldu. Anna ayrıca benzer duygular yaşayan ve benzer durumlarda olan diğer gençlerle de arkadaş olmayı başardı. Anna'nın ruh sağlığı nihayet düzelmiş gibi görünüyordu, ancak ailesinin huzuru kısa sürdü. Kendilerini karşılaşabilecekleri en kötü kabusun içinde buldular. Mayıs 2018'e gelindiğinde, 14 yaşındaki Anna'nın Dublin'in bir banliyösündeki aile evinde hayatı nispeten normal gidiyordu. Doğru, derslerinde başarılı değildi. Geraldine'ye göre aptal bir çocuk değildi, ancak İngilizce öğrenmek onun için zordu. Bu durum kızını eğitim açısından oldukça geriye götürmüştü. Daha da kötüsü, ameliyat nedeniyle işitmesi de bozulmuştu. En çok zorlandığı dersler, birçok farklı terim ve kavramı ezberlemesi gereken derslerdi. Bu nedenle 13 Mayıs 2018 Pazar günü, sınavlarının arifesinde, Geraldine kızına derslerinde yardımcı olmayı teklif etti. Sabah olmuştu. Güne 15 dakika kala anne ve kızı eğitim materyallerini çalışmak üzere oturmak üzereyken, Anna o gün anne ve babasının bir aile toplantısı olduğunu hatırladı. Sonuç olarak, Geraldine ile birlikte zamanlarını film izlemeye ayırmaya karar verdiler. Buna karşılık Patrick bir pizza sipariş etti ve patlamış mısır yaptı. Anna pizzayı beğenmedi ve evlerinden çok uzakta olmayan bir Çin restoranına gitmeye karar verdi. Kızın ebeveynleri ve misafirleri oturma odasında bir kadeh içerken, Anna ve kuzenlerinden biri kendilerini bir odaya kilitledi. Dans ettiler ve video kaydettiler, bu onların en sevdiği etkinlikti. Misafirler ayrılınca toplantı erken sona erdi. Anna anne ve babasına iyi geceler demek için odalarına gitti. Yatmadan önce annesinden kendisini sabah erkenden uyandırmasını istedi, böylece işe gitmeden önce vedalaşabileceklerdi.
Kız, 14 Mayıs'ın erken saatlerinde Geraldine'den kendisi için bir not yazmasını istedi. Anna'nın okuldan erken çıkabilmesi ve aile evindeki terapi seansına zamanında yetişebilmesi için buna ihtiyacı vardı. Sabah her zamanki gibi geçti. Geraldine işe gitti, Anna okula gitti ve Patrick her zamanki işlerini yapmak için evde kaldı. Öğleden sonra saat 5 sularında evin zili çaldı. Patrick kapıyı açtı ve karşısında Anna ile aynı yaşlarda bir çocuk gördü. Kimliği gizlendiği için bundan sonra B çocuğu olarak anılacak olan genç, varlıklı bir aileden geliyordu. Geçmişte okulda başarılıydı, akademik performansı yaşıtlarından çok daha yüksekti. Ancak ergenlik çağına girdiğinde öğrenme hevesi azalmaya başladı. Elleriyle çalışabilmesine rağmen, modern teknolojiye karşı büyük bir ilgisi vardı. Sosyal medyaya hiç ilgisi yoktu ve cep telefonlarına karşı da kayıtsızdı. Çocuğa yakın olanlara göre çok az arkadaşı vardı. Aktivitelere katılmıyor ve çoğunlukla kendinden küçük çocuklarla birlikte bulunuyordu. Dışarıda yürümek yerine evde kalıp anime izlemeyi tercih ediyordu. Anna çocuk B'yi tanıyordu, onunla aynı okulda okumuştu. Kapıya gelen kız, babasına neden kendisine geldiğini bilmediğini söyledi, buna rağmen onu karşıladı. Daha sonra gençler dışarı çıktı. Patrick'in duyamayacağı bir şekilde birbirleriyle konuşmak istiyorlardı. Birkaç dakika sonra Anna eve geri döndü ve odasına koştu. Annesinin ona verdiği kollarında beyaz yazılar olan siyah bir sweatshirt ve suni deri bir pantolon giymişti. Kız daha sonra tekrar aşağı indi ve yüzünde geniş bir gülümsemeyle babasına yakında döneceğini söyledi. Patrick nedense kızına nereye yürüdüğünü sormadı. Ancak Patrick komşu sokağa baktığında gençlerin Santa Catalina Parkı'na doğru gittiklerini fark etti. Aynı gün Geraldine Dublin'den her zamankinden daha erken geldi. Ve döndükten sonra Geraldine kendisini şok eden haberi hemen öğrendi. Patrick ona Boy B'den ve Anna'nın onunla yürüyüşe çıktığından bahsetti. Geraldine'in endişesi haklıydı, kız geçmişte başka gençler tarafından tacize uğramıştı. Kadın, erkek arkadaş B'nin kim olduğunu biliyordu, onu rahatsız eden de bu aşinalıktı. Anna'nın onunla arkadaş olmadığını fark etti. Eve döndükten bir süre sonra Geraldine kızına bir kısa mesaj göndererek derhal eve dönmesini istedi. Cevap alamayınca, kızı tehdit eden yeni bir mesaj yazdı ve yakında eve gelmezse polisi arayacağını söyledi. Geraldine'in annelik içgüdüsü devreye girdi. Paranoyak ve saplantılı bir anne gibi davrandığını fark etti, ancak kızı için duyduğu endişe onu aramaya itti. Santa Catalina Park bölgesine baktıktan sonra Geraldine köpeklerini gezdiren insanlar dışında kimseyi göremedi. Kız sonunda eve dönmüştür. Akşam yemeğinden sonra tekrar dışarı çıktı, bu kez arabasını kullanıyordu. Kızının tanıdık bir rotayı kullanarak yürüyüşe çıktığını umuyordu. Her geçen dakika kadının heyecanı daha da artıyordu. Çocuk B, Anna'ya yakın olmadığı için Geraldine onun ailesiyle hiç tanışmamıştı, ev adresini bile bilmiyordu. Bu bilgiyi bulmak için diğer öğrencilerin ailelerini aradı ama yine bir sonuç alamadı, tanıdığı hiç kimse de gencin ailesinin adresi ya da telefon numarası yoktu. Sonunda umutsuzluğa kapılan Anna'nın ailesi eski dostları emekli dedektif John Creevin'e başvurdu. Onlara hemen polis karakoluna gitmelerini tavsiye etti. Yetkililer şikayeti kabul ettiler ama Geraldine ve Patrick'i rahatlatmaya çalıştılar. Çok fazla zaman geçmediğini söylediler, aslında İrlanda'nın bu bölgesinde polis memurları sık sık kayıp gençlerle ilgili ihbarlar alıyordu ve çoğu vakada gençler kaybolduktan birkaç saat sonra ortaya çıkıyordu. Buna rağmen Geraldine, bu tür davranışların kızı için alışılmadık olduğunda ısrar etti. Memurlar durumu endişe verici bulmadılar, ancak Anna'yı aramaya başladılar. Polis memurlarının yaptığı ilk şey Boy B'nin adresini bulmak oldu. Polis evine vardığında, gerçekten de Anna ile birlikte yürüdüğünü doğruladı.
Patrick onu en son 15 Mayıs 2018 günü erken saatlerde, akşam 6:00 sularında Santa Catalina Parkı'nda gördüğünü söyledi. Kızlarından hiçbir bilgi alamayan Geraldine ve Patrick kendi arayışlarına başladılar. Çabaları daha önce bahsedilen park ve çevresinde yoğunlaştı. Karşılaştıkları herkesi sorguladılar ama hiç kimse kızı gördüğünü söylemedi. Sonunda polis memurları Anna'nın kaybolmasıyla ilgili resmi bir soruşturma başlattı. Tekrar Boy B'nin evine gittiler, bu kez genç kızla konuşmaktan sorumlu kişi Çavuş John'du. Patrick'in soruları sayesinde olanlarla ilgili bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Çocuk B'nin yeni ifadesine göre, Anna'nın aksine Floyd'a doğmuş ve 7 yaşında olmasına rağmen herhangi bir zihinsel bozukluk belirtisi göstermemiş olan arkadaşlarından birinin isteği üzerine kızın evine gelmişti. Ailesi onu garip ve tuhaf bir çocuk olarak tanımlıyordu. Korku filmlerine alışılmadık bir ilgisi vardı, ayrıca internette çok fazla zaman geçiriyor ve video oyunları oynuyordu, bu oyunların çoğu şiddet içerikli ve açıktı. Ancak etrafındakilere asla zarar vermezdi. Çocuk A'nın insan vücudunun yapısına karşı bir ilgisi vardı. Çocuk B'ye göre Anna arkadaşına aşıktı ama bu duygu karşılıklı değildi. İddiaya göre çocuk A, arkadaşından Anna'yı parka getirmesini istemiş ve böylece konuşabilmişlerdir. Bir süre sonra komiser yardımcısı genci bir parka götürerek kayıp kadınla birlikte gittiği güzergahı yerinde gösterdi. Polis memuru en çok, gencin Anna'yı en son gördüğü yerle ilgileniyordu. Polis memuru bu bilgileri bir harita üzerinde düzelttikten sonra gencin eve gitmesine izin verdi. Yetkililer daha sonra Anna'nın görünüşü ve fiziksel özelliklerine atıfta bulunarak kamuoyuna bir açıklama yaptı. Polis kısa süre içinde kızın nerede olduğuna dair potansiyel ipuçları almaya başladı. Her biri dikkatle incelendi. Bunlardan bazılarının gerçeğe yakın olduğu ortaya çıkarken, diğerleri araştırmacıları çıkmaz sokaklara yönlendirdi. Parkın yakınındaki demiryolu raylarını araştırırken Çavuş Dun, oğluyla birlikte bölgede yürüyen bir adamla karşılaştı. Anna'nın kaybolmasıyla ilgili haber raporlarını gördüğünü açıkladı. Buna ek olarak, kayıp kızın yaşındaki gençlerin genellikle pasajın arkasında takıldıklarını bildirdi. Yetkililer reşit olmayan iki çocuğun davanın birincil tanıkları olduğuna karar verdi. Sonunda sorular sormak için çocuğu aramaya başladılar. Çavuş Dun gencin evine vardığında, çocuk ve babasının daha önce tren raylarının yakınında konuştuğu kişiler olduğunu fark etti. Aradan birkaç saat geçtikten sonra polis iki çocuğu, Anna'nın kaybolduğu gün izledikleri yolu takip etmeleri için bir parka götürdü. Gittikleri yol bir off-road bisiklet yarış pistinin yakınında son buluyordu. Bu noktada gençler, Çavuş Dun'un daha sonra, danışıklı dövüş olarak tanımlayacağı bir bakış alışverişinde bulundular. Bu da Çavuş'un, o ana kadar herhangi bir suçla itham edilmemiş olan gençlerin önemli bir şey sakladıklarını düşünmesine yol açtı. İşte o zaman çocuğun anlattığı B hikayesinde, ilk anlatımında olmayan yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Memurlar sonunda gençleri ve ailelerini emniyet müdürlüğüne getirdi. Çocuk, B daha önce Anna'yı arkadaşının yanına bıraktıktan sonra, ondan bir daha haber alamadığını iddia etmişti. Kızın başına kötü bir şey gelmiş olabileceğine dair hiçbir fikri yoktu. Çocuk, A ise o günkü hareketlerini son derece ayrıntılı bir şekilde anlattı. B çocuğunun en yakın arkadaşlarından biri olduğunu ve öğleden sonra parkta buluşmak üzere sözleştiklerini açıkladı. Ona göre, arkadaşının kendisini rahatsız ettikten sonra kendisine aşık olan Anna'yı getireceğini bilmiyordu. Anna ona daha önce bir kez çıkma teklif etmişti. Bu kez hayır diyerek karşılık verdi. Bu olayda da aynı şey oldu. İddiaya göre Anna bunu söyledikten sonra arkasını döndü ve tek kelime etmeden oradan ayrıldı. Polis memurları Boya'nın ellerinde ve yüzünde yaralar olduğunu fark etti. Onu bu konuda sorguladılar ve Anna onu yalnız bıraktıktan sonra yürüyüşe çıktığını açıkladı.
Ona göre, yürüyüş sırasında iki adam tarafından saldırıya uğradı. Onu yere attılar ve birkaç kez tekmelediler. Hikaye mantıklı görünüyordu. Ancak genç birkaç yeni ayrıntı daha ekledi. Ayağa kalkmayı başardığını ve saldırganlardan birinin kafasına tekme attığını belirtti. Hikayenin bu kısmı onun fantezisi gibiydi. Hikayeyi doğrulamak ya da yalanlamak için memurlar gençle görüşmeye devam etti. Boyağının saldırganları tarif etmesi, yetkililerin saldırganların robot resmini çizmesine olanak sağladı. Faillerin görüntüsünü alan araştırmacılar, kaybolma günü parkta bulunan kişilerle yeniden görüştü. Görüşülenler arasında saldırganları tanımayan kim vardı? Son olarak, memurlar gencin ayakkabılarından toprak örneği aldı ve cep telefonunu aldı. 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü müfettiş Mark O'Neill soruşturmayı yönetti. Anna'nın basit bir şekilde ortadan kaybolduğu varsayımı kısa sürede yerine olası bir suç hipotezine bıraktı. Arama operasyonuna çok çeşitli kurumlardan memurlar katılmıştır. Görevliler parkın yanı sıra olası tüm uzak alanları, hendekleri ve çalılıkları tamamen taramakla görevlendirildi. Polis memurları bölgeyi araştırırken, yerel olarak Glendabulunede House olarak bilinen metruk bir eve rastladılar. Konak 19. yüzyılda inşa edilmişti ve 20. yüzyılın sonlarından beri boştu. Yerel sakinler, uzaklığı ve ıssızlığı nedeniyle burayı bir harabe olarak görüyordu. Bina, yetişkinlerin gözlerinden saklanmak isteyen gençler için bir sığınak olarak hizmet veriyordu. Alanın içi ve dışı çöplerle doluydu. Eve girdikten sonra polis memurları ayrıldı. Bazıları ana mekanı keşfederken diğerleri ana koridorlardan birinin sonundaki bir odayı keşfetti. Pencereleri tahtalarla kapatılmış olan oda yine de ışık alıyordu. Polis memurlarından biri yarı karanlıkta bir insan figürü gördü. Yüzü saçları tarafından gizlenmiş cansız bir kadın bedeni vardı. Çok geçmeden Anna olduğu anlaşıldı. Boynunda, altından parmakları dışarı çıkmış bir koli bandı parçası bulundu. Görünüşe göre kız boğulmamak için pencereyi yırtarak açmaya çalışıyordu. Kız çıplaktı, üzerindeki tek giysi siyah çoraplardı. Odada yapılan kısa bir aramadan sonra polis Anna'nın geri kalan kıyafetlerini buldu. Sütyeni ve tişörtü paramparça olmuştu. Yerde cep telefonu kılıfının parçaları vardı. Cesedin yanında üzerinde kan izleri bulunan bir sopa ve bir tuğla bulundu. Tüm bunlar o odada yaşanan korkunç olaylara işaret ediyordu. Soruşturma kaçırma ve cinayet teorisi üzerine yoğunlaştı. Müfettiş O'Neill'in emriyle adli tıp uzmanları ve adli tıp bilim adamları kanıtları toplamaya ve analiz etmeye başladı. Anna'nın cesedi otopsi için merkeze götürüldü. Kızın vücudundaki travma miktarı patologu şok etti. Vücudun yaralanmış tüm bölgelerini listelemesi 40 dakikadan fazla sürmüştü. En ciddi yaralanmalar baş ve boyun bölgesindeydi. Anna'nın yakınlaşmaya teşvik edildiği de tespit edildi. Ancak bunun ölümünden önce mi yoksa sonra mı gerçekleştiği bilinmiyor. Müfettişler kurbana ait kan örneklerine ek olarak, giysilerinde birkaç parmak izi ve genetik materyal izleri buldu. Bu sayede olayların olası bir kronolojisini oluşturabildi. İddiaya göre Anna odaya girer girmez saldırıya uğramıştır. Anna yere yığıldığında saldırgan ona bir tuğla ile en az 4 kez vurmuştur. Ağır yaralarına rağmen kurbanın bilinci hala yerindeydi ve kendini kurtarmaya çalıştı. Tırnaklarını saldırgana geçirmişti. Tırnaklar sahte olduğu için bazıları çıkmış. Anna daha sonra pencereye sürüklenmiş ve burada yakınlaşmak için eğilmiş. Kız bu noktada ölmüş olabilir. Olay yerinde A ve B çocuklarını işaret eden hiçbir kanıt yoktu. Polis memurları onları tekrar sorgulamak için çağırdı. Ancak, önce erkek A'nın çizmelerinden alınan toprak örneklerinin analiz sonuçlarını beklemeye karar verdiler. İnceleme sonucu, Anna'nın kanının gencin çizmelerinde bulunduğunu gösterdi.
genç kızın cep telefonunun içeriği de incelendi. Rahatsız edici nitelikte çeşitli fotoğraflar, bir dizi korku filmi ve fiziksel zarar verme yöntemlerini listeleyen notlar bulundu. En rahatsız edici kanıt, çocuğun tarayıcı arama geçmişiydi. Şehirdeki terk edilmiş yerler hakkında bilgi çalıştığı ortaya çıktı. 23 Mayıs 2018 tarihinde, Anna'nın cansız bedeninin terk edilmiş evin yıkıntıları arasında bulunmasından bir hafta sonra, polis gençler hakkında tutuklama emri çıkarttı. Çocukların ailelerine, yetkililere teslim edilmek üzere onları ne zaman hazırlamaları gerektiği konusunda bilgi verildi. Tüm süreç gizlilik içinde yürütüldü. Polis memurları gençlerin evlerine gündelik kıyafetlerle geldi ve başkalarının dikkatini çekmemek için plakasız arabalar kullandı. İlk sorgulanan çocuk A, gencin yanında babası ve bir avukat vardı. İfadesi öncekiyle aynıydı. Sorgucular ilk olarak gence güvenlik kamerası görüntülerini gösterdi. Üzerlerinde iki figür görünüyordu. Görüntüler karanlık ve girenliydi. Çocuğa özellikle parktaki saldırganların erkek olabileceği söylendi. Aslında polis görüntülerin ana ve çocuk A'yı gösterdiğini anlamıştı. Daha sonra gence olaya karıştığını gösteren kanıtlar gösterildi. 13 yaşındaki şüpheli tüm sorulara kaçamak cevaplar verdi ve bir noktada avukatının tavsiyesi üzerine hiç yorum yapmayı reddetti. İtirafı olmadan müfettişler onu resmen suçlayamazdı. Yerel yasalara göre, bir şüphelinin ifadesi gerçek dışı olsa bile kabul edilmelidir. Çocuk B'nin bir başka sorgusu da benzer şekilde ilerledi, ifadesi Anna'nın kaybolduğu geceyle aynıydı. Ancak, çeşitli CCTV kameralarından alınan 700 saati aşkın görüntü, parkta izlediği iddia edilen rotanın doğru olmadığını gösterdi. 26 Mayıs 2018 sabahı, Boy B yeni bir ifade vererek ifadesini değiştirdi. İfadesinde Anna'yı ilk başta belirttiği park alanından değil, bisiklet yolundan geçirdiğini söylemiştir. Ayrıca Boy A'nın, genç kız evden çıkarken Anna'yı terk edilmiş eve kadar takip ettiğini söylemiştir. İddiasına göre bir çığlık duymuştur. Ona göre, bağırışlar yüksek sesle değildi. Çocuk B, Anna'nın biri tarafından saldırıya uğradığını varsaymıştır. Oradan ayrılırken, arkadaşı Anna'yı korumak için orada olduğu için her şeyin yolunda gideceğini düşünmüştür. İlk görüşmede güzergahı hatırlamadığı için yalan söylediğini bildirdi. İddiaya göre, bunu hatırladıktan sonra, polisin gözünde şüpheli görünmekten korktuğu için ifadesini değiştirmedi. Gence olay yerinde bulunan koli bandı gösterildiğinde hemen tanıdı. Çocuk B, Anna'yı olaydan birkaç gün önce arkadaşına verdiğini ifade etmiştir. Bu itiraftan sonra genç konuşmaya başladı ve giderek daha fazla yeni bilgi verdi. Olayların yeni versiyonunda, Anna'yı arkadaşının yanına bıraktıktan sonra evin kalıntılarını keşfetmeye karar verdiğini söyledi. Kızın çığlığını duyan B çocuğunun odaya döndüğü ve A çocuğunun Anna'ya judo hareketiyle saldırdığını gördüğü iddia ediliyor. Ona göre saldırgan aynı anda hem Anna'yı boğmaya hem de kıyafetlerini yırtmaya çalışmış. Kız ağladı ve çaresizce çocuk A'ya bunu yapmaması için yalvardı. Ancak durmayı düşünmedi. 26 Mayıs akşamı, yetkililer çocuk A'ya karşı resmi cinayet suçlamasında bulundu. Anna'nın cenaze töreni 31 Mayıs 2018 Perşembe günü yapıldı. Kurbanın ailesinin halktan istediği tek şey, çocuk evlat edinme süreçleriyle ilgilenen bir Rusdırlanda kuruluşuna bağışta bulunmalarıydı. Onun sayesinde Anna'yı ailelerine kabul edebildiler. Kızın tabutu bir Rus bayrağı ve küçük bir matruşka bebeği ile süslenmişti, bu özellikler onun kökenlerine atıfta bulunuyordu. Ayrıca, kızın en sevdiği etkinlik olan Paris tatili olduğu için tabutun üzerine küçük bir Eyfel Kulesi figürü yerleştirildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından, Anna'nın ölümüne ilişkin soruşturma devam etti. Boy A'ya yönelik suçlama, polisin gencin evini ve odasını arama izni almasını sağladı. Sanıklara karşı var olan şüpheleri güçlendiren çeşitli kanıtlar bulundu.
Yetkililer, içinde daha sonra katil kiti olarak tanımlanan eşyaların bulunduğu bir çanta buldu. Bu eşyalar ev yapımı deri bir kafatası maskesi, dizlikler ve dirseklikler, eldivenler ve atkı ve ağ gibi bir şeydi. Yapılan adli inceleme sonucunda eşyaların her birinde Anna'nın kanına rastlandı. Bulunan bir diğer şey de iki cep telefonuydu. İkisinde de 12.000'den fazla yetişkin fotoğrafı vardı. Resimlerin çoğu gözleri kapalı erkekleri çıplak kadınları boğarken gösteriyordu. Bu cihazların tarayıcı geçmişini inceleyen araştırmacılar, gencin düzenli olarak sözde yetişkin web sitelerini ziyaret ettiğini tespit etti. Tipik olarak, boya, bazılarının adı Anastasia olan Rus kızlarının videolarına ilgi duyuyordu. Zaman geçtikçe gencin aleyhindeki kanıtlar çoğalmaya devam etti. İlk olarak, parkta yürüyen bir adam, Anna'nın kaybolduğu gün sanığı terk edilmiş evin yakınında gördüğünü söyledi. Ardından çocuğun sınıf arkadaşının ifadesi geldi. Ona göre sanık, Anna'nın kaybolmasından sonra birkaç gün boyunca garip davranmıştı. Buna ek olarak, müfettişler kurbanın kıyafetlerinde bulunan genetik materyalin analiz sonuçlarını aldılar. Sanıktan alınan DNA örneği ile karşılaştırıldığında, materyaller eşleşti. Bu da 13 yaşındaki çocuğa yönelik suçlamaların genişletilmesini sağladı. Şimdi o da ağırlaştırılmış mahremiyete zorlama ile suçlanıyordu. O zamandan beri gençler en az 3 kez daha sorgulandı. Müfettişler suçun işlendiği gün hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışıyorlardı. Çocuk B yeni bir ifade verdi. Çocuk A ile bir zamanlar yakın arkadaş olduklarını açıkladı. Ancak kısa süre önce bir tartışma yaşamışlar ve sonunda birbirlerinden uzaklaşmışlardı. Ona göre, ona güvenmeyi bırakmıştı. Çocuk A ona hep garip gelmişti. Ondan korkuyordu, ancak korkusunun tam olarak neyle ilgili olduğunu anlamamıştı. Bildirildiğine göre, Anna'ya yapılan saldırıdan bir ay önce, okul çocukları arasında bir konuşma gerçekleşmiş. Sonra çocuk A arkadaşına başka birinin hayatına son vermek isteyip istemediğini sordu. B çocuğu bu sözleri ciddiye almadı. Yine de arkadaşına konuşmamın kimin hakkında olduğunu sordu. İddiaya göre adam Anna'yı ortadan kaldırmak istediğini söyledi. Bu açıklamadan sonra bile B çocuğu arkadaşının bunu gerçekten yapabileceğine inanmadı. Genç, ondan kızı terk edilmiş eve getirmesini istediğinde aklından geçen şeyin tam olarak bu olduğunu fark etmedi. Boya'nın işlediği vahşi suçu izlerken bile Boy B olanlara inanamıyordu. Ona göre, o anda hissettiği korku onu felç etti. Anna'ya yardım etmek istemesine rağmen, yine de hareket edemedi ve sadece izledi. Gencin sözlerine göre, suça doğrudan karışmamış olsa da, yine de tutuklandı. Sanıkların ebeveynleri, mahkemeyi beklerken evde kalma izni alabilmek için yüksek mahkemeye başvurmak zorunda kaldı. 2 Ağustos 2018 tarihinde her iki çocuk da kefalette serbest bırakıldı. Faillerin yaşı da bu karara katkıda bulundu, 13 yaşındaydılar. Adli ve görsel kanıtların çokluğu nedeniyle, davanın mahkemeye taşınması süreci normalde olduğu gibi değildi. Yapılan değişiklikler özellikle sıradan vatandaşların duruşmaya katılmasının yasaklanmasını içeriyordu. Sanıkların aileleri için de ayrı odalar düzenlendi. Orada dinlenebildiler ve avukatlarıyla özel olarak konuşabildiler. Duruşmanın her saatinden sonra 15 dakikalık bir ara verildi. Gençlerin yorgunluğunu azaltmak içindi. Hakimlerin oturumlar sırasında taktıkları perukları ve cübbeleri giymemeleri emredildi. Yetkililer, yargıçların böyle bir imajının çocuk suçluları korkutabileceğini düşünüyordu. Jürinin yapısında da değişiklikler yapıldı. Süreç için 8 erkek ve 4 kadından oluşan yeni bir grup oluşturuldu. Hepsine sanığın kimliğini açıklama yasağı konusunda bilgi verildi. Çocuk A'nın avukatları hakimlerin iki ayrı duruşma yapmasını istedi.
Onlara göre, Boy B'nin ifadesi bağlamından koparılarak müvekkillerinin aleyhine kullanılabilirdi. Ancak duruşmaya başkanlık edecek olan yargıç Paul McDermott bu talebi reddetti. Davaları ayırmanın jürinin olan biteni tam olarak görmesini engelleyeceği düşünülüyordu. Çocuk B'yi temsil eden avukatlar, müvekkillerinin çocukluk travması konusunda uzmanlaşmış uzmanlar tarafından sorgulanmasını talep etti. 2019 yılının başlarında, bir psikolog gence TSSB kısaltmasıyla da bilinen travma sonrası stres bozukluğu teşhisi koydu. Böyle bir bozukluğun varlığı, Boy B'nin ilk ifadesi sırasında neden doğruyu söylemediğini açıklıyordu. Uzmanlara göre, gencin yalanları suçluluk duygusundan değil, suça tanık olduktan sonra yaşadığı ağır travmadan kaynaklanıyordu. Kazanlı gencin avukatlarının asıl planı, uzmanların duruşmada müvekkillerini savunmak için ifade vermeleri olsa da, bu ifadeler müvekkillerine zarar verebilirdi. Psikologlardan biri, deneyin daha önce polis memurlarına açıklamadığı bilgileri açıkladığını kabul etti. Bu bulguların duruşmada açıklanmasının, çocuğun avukatına müvekkilini savunmak için bunları kullanma fırsatı vereceği göz ardı edilmedi. Normalde bir duruşmaya hazırlanmak 18 ila 24 ay sürer. Ancak, daha önce de belirttiğim gibi, bu davada süreç büyük ölçüde hızlandırıldı. İlk duruşma Nisan 2019'da yapıldı. Geraldine ve Patrick'in yanı sıra çocuklarının yanında duran gençlerin ebeveynleri de mahkeme salonundaydı. Duruşma ilerledikçe, sanıkların temsilcileri giderek daha endişeli hale geldi. Boy B'nin annesi için dönüm noktası, oğlunun Ben hakkında konuştuğu sahne oldu. Özellikle de kızın giyim tarzı hakkında yorumlar yaptı. Kızın meydan okur gibi göründüğünü düşündü. Anna'nın anne ve babasının yanı sıra sanıkların anne ve babalarının yüzlerinden hissettikleri acı anlaşılıyordu. Olayların yeniden canlandırılmasını dinlerken, Boy B'nin ifadesi sırasında verdiği ayrıntıların miktarı mahkeme salonundaki herkeste şok etkisi yarattı. Tanıklar, dava boyunca kelimenin tam anlamıyla her gün ifade vermeye çağrıldı. Sanıkların onlarla ilişkisine dair yukarıda bahsedilen tüm kanıtlar sunuldu. Ayrıca uydu görüntülerinden oluşturulan birkaç dijital harita da eklendi. Santa Catalina Parkı'nın bulunduğu bölgeyi işaretlediler. Anna en son orada görülmüştü. Ulusal Adli Bilim Bürosu'ndan uzman teknoloji uzmanlarından oluşan bir ekip, Glen GND House'un dış ve iç kısmının 3 boyutlu bir modelini oluşturdu. Anna'nın cesedinin bulunduğu yer bu maket üzerinde işaretlendi. Jüriye, hem kurbanın kendisini hem de cinayet silahını gösteren olay yerinin gerçek görüntüleri sunuldu. Boy B'nin savunma ekibi, meslektaşlarıyla birlikte gencin akıl sağlığına ilişkin bağımsız bir değerlendirme yapacak bir psikolog getirmenin uygun olacağına karar verdi. Uzman, Boy B'ye suç günü gördüklerinin bir sonucu olarak travma sonrası stres bozukluğu teşhisi konulduğunu belirtti. Buna ek olarak, çocuğun avukatı müvekkilinin okul anketini gösterdi. Anna saldırıya uğramadan bir süre önce tamamlanmıştı. Burada A çocuğunun bir karakterizasyonunu yapmıştır. Ankette B'nin korku filmleri izlemekten ve terk edilmiş yerlerde vakit geçirmekten hoşlandığı belirtilmiştir. Çocuk B ayrıca eski arkadaşını sürekli olarak çeşitli saldırganlık biçimlerinden ve satanizmden bahseden tuhaf bir kişi olarak tanımlamıştır. Sonunda yargıç, bu bilgilerin her iki tarafça da delil olarak kullanılamayacağına karar verdi. Jüri kısa süre sonra kararını açıklamak üzere toplandı. 15 Temmuz 2019 tarihinde, mahkeme bir karara varmadan önce son duruşmasını gerçekleştirdi. Yargıç Paul McDermott jüriye duruşma boyunca gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Sonunda, Boy A cinayet ve ağırlaştırılmış yakınlaşmaya teşvik suçlarından suçlu bulundu. Cezanın gözden geçirilmesi olasılığı ile birlikte ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 12 yılın sonunda Boy B cinayet suçundan suçlu bulundu. Sanık, 8 yıl sonra cezanın gözden geçirilmesi olasılığı ile birlikte 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararı öğrenen gençlerin ebeveynleri çocuklarına sarıldı. B çocuğunun babası duygularına hakim olamadı ve öfkeyle patladı. Hatta mahkeme salonundan çıkarıldı. Ancak daha sonra geri dönmesine izin verildi. Geraldine ve Patrick ise duruşma bittikten sonra sessizce ağladılar. Kızlarının kaybını nasıl yaşadıkları hakkında kamuoyuna konuştular. Anna'nın anne ve babasına göre çok büyük acılar çektiler ve hiçbir suçluluk kararı Anna'nın gidişini telafi edemez. 30 yaşındaki iki erkeğin Anna tarafından bu kadar acımasızca dövülmesinin inandırıcı nedenleri bilinmemektedir. Bazı insanlar kızın sadece farklı olduğu için kurban edildiği teorisini ortaya attılar. Bu iğrenç suç sadece Anna'nın hayatını kısaltmakla ve ailesini yıkıma uğratmakla kalmadı, aynı zamanda tüm ülkeyi derinden sarstı. Hükümlüler ve aileleri de davanın sonuçlarından muzdarip. Gençler İrlanda'da cinayetten hüküm giyen en genç kişiler oldular. Eylemlerinin vahşetine rağmen, ülke yasaları kimliklerinin açıklanmasına izin vermiyor. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.